Merhabalar dostlar, bugün olimpiyatlar hala devam etmekte. Takip edenleriniz aranızda mutlaka vardır. Ancak bilmeyenleriniz varsa olimpiyatlar Japonya'nın Tokyo şehrinde şu anda gerçekleştirilmekte. Tabii Tokyo denilince bizlerin aklına ilk olarak olimpiyatlar değil, Japon kültürü ve anime gelmekte. Olimpiyatları düzenleyen Japonlar da tabii ki bunu bir fırsat olarak gördü ve kendi kültürlerini ve animeleri olimpiyatlarda çeşitli kısımlarda kullanıyorlar. Belki bazılarını izlerken sizler de denk gelmişsinizdir. Denk gelmeyenler içinse şu ana kadar olimpiyatlarda kullanılan anime referanslarını sizler için bu videoda derledik. Bakalım tanıdık neler var. Bu arada Türkiye'ye Tokyo'da altın madalya getiren Mete Gazoz'u tebrik edelim bu vesileyle. Kendisi erkekler okçulukta altın madalya kazandı. Ayrıca tekvando'da aldıkları bronz madalyalarla Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber'i de tebrik ediyoruz. Umarım diğer sporcularımız da altın madalya alırlar. En azından altın alamasalar bile madalya ile eve dönmelerini temenni ediyor ve hepsine başarılar diliyoruz. Videoya geçiş yapmadan da Mete Gazoz'un bu tarihi başarısını 30 saniye izlemek isteyenler için kısaca koyacağım. 10 at ve bitir bu işi. 10 bize altın madalya getirecek. 10 gerekiyor. 10 atıyor. Altın madalyayı kazanıyor Mete. Harikasın Mete, harika! Mete Gazoz, altın madalyanın sahibi. Altın adam Mete! Kendisini tekrardan tebrik ediyoruz ve videomuza geçiyoruz. Kanojo Okurishimasu'nun yazarıyla başlayalım öncelikle. Rei Miyajima Japonya takımı için birkaç illüstrasyon yaptı. İşte o iki illüstrasyon. Çizimlerde Chizuru ve Ruka'yı görüyoruz. İkinci olaraksa Japonlara özel bir dalga geçme mevcut. Amerika Birleşik Devletleri badminton takımının iki üyesi birbiriyle kardeşler ve birinin adı Philip Chu, diğerinin ismi ise Ryan Chu. Japonlar bunları okurken Pikachu ve Raichu'ya benzettiği için Japonlar arasında bu isimler bir müddet dalga konusu olmuş. Japonlar muhtemelen bunları okurken Philip Pichu veya Ryan Chu diye okurken hızlıca tabii ki Pikachu ve Raichu'ya benziyormuş. Burada da Japonya-Tunus boks maçı sırasında arkada Demon Slayer'ın opening'i Gurenge duyulmakta. Two rounds for the Tunisian number 2 seed. The Eddie Senna will be pleased at how things have turned out so far. She continued to impress the judges. You would Japonya'da olimpiyatların verildiği bir kanalda ise bir spiker Jiraiya cosplay ile karşımıza çıktı. Tabii bunu sadece Japon televizyonlarında görebildik maalesef. Kendi ülkemizde de böyle şeyler görmeyi umuyoruz. Şimdi Hollanda takımına gideceğiz. Hollanda rüzgar sörfü takımından Kiran Beddo saçlarını Avatar'daki en karakteri gibi kestirmiş. Kestirmekle de kalmamış, bir de boyamış. Kendisi Eng'e en iyi hava bükücü demiş ve onun ruhuyla rüzgar sörfünde zafere ulaşacağını düşünmüş. Kendisi bunu düşünmekle de kalmadı ve erkekler de zafere ulaşıp altın madalyanın da sahibi oldu. Demek ki gerçekten Engin ruhu onunla berabermiş. Bir olimpik spor olarak yeni kabul edilen 3x3 basket var sırada. Japonya kadınlar 3x3 basketbolunda, yani 3x3 basketbolunda Japon takımı sahaya Slam Dunk animesinin openingi Kimiga Sukidatte Sakebita ile çıkıyor. Belki benim söylememden anlamamış olabilirsiniz. Ben yine şarkının ve animenin ismini yazacağım alt. Bir diğer açılış şarkımız ise okçuluktan geliyor. Endonezya karışık takımlarda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı sürpriz bir şekilde galip geldi. Bu sırada da arka planda Attack on Titan'ın açılış müziği Guren ve Yumi'ye çalmaktaydı. Bazılarınız ne alaka okçulukla Attack on Titan opening'i diyebilir. Ancak Guren ve Yumiya'nın çevirisi kızıl ok ve yay demek. Bir Portekiz olimpiyat televizyonunda ise Jiraiya cosplay'ine benzer bir olay yaşandı. Portekiz televizyonlarından gelen konuklar Naruto ve Sakura gibi giyinerek olimpiyat heyecanını hissetmek ve başkalarına yaşatmak istemişler. Se explicasse tudo bem, gente. Isso é um cafezinho para mim.
É bom porque de madrugada, né? Enquanto eu tomo um café... Ve benim en çok hoşuma giden videoya geldik sırada. Japonya bazı çizerleri bir araya toplamış ve ülkelere kendine has anime karakterleri tasarlamış. Her ülkenin kültürüne ve geçmişine göre tasarlanan bu anime karakterleri gerçekten harika. Ayrıca aralarında Türkiye'mizi de görebilirsiniz. İşte o video. Ve son olarak çok ünlü mangakaların olimpiyat sporları için yaptığı bazı çizimler var. Sailor Moon'un yazarı Naoko Takeuchi, One Piece'in yazarı Eiichiro Oda, Attack on Titan'dan Isayama ve Mobile Suit Gundam mangakası Yoshikazu Yasuhiko bu çizimleri yapmışlar. Tabi bu çizimleri herkes kendine has çizim tarzıyla yapmış, onu da belirtelim. Videomuz burada sona erdi ancak devam edebilir. Bizler olimpiyatları takibe devam ediyoruz ve yeni anime referansları çıkarsa bir video daha yapabiliriz. Hatta ben bu videoyu yaparken bir iki taneye daha rastladım ancak videoya koyma vaktim olmadı. Ayrıyetten ülkemiz bildiğiniz üzere bir yangın felaketiyle mücadele ediyor. Biz de Anime Türkiye ekibi olarak bu felakete bir yardım eli uzatacağız. Bir fidan dikme projesi üzerinde çalışıyoruz. Ağustos ayı için her 1000 izlenmemize bir fidan bağışlama gibi bir düşüncemiz var. Bizim de maddi durumumuz bu kadarını yetiyor maalesef. Gönül isterdi ki her 1000 izlenmemize 1000 fidan bağışlayalım ancak bu olmuyor. Ancak dikilecek her fidanın önemi büyük bugünlerde. O yüzden şimdilik bir fidan bir fidandır diyoruz. Yangından etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yapanların da Allah belasını versin diyoruz. Şimdilik hoşça kalın dostlar. Bizi takipte kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çok sağ olun. Böyle bir karşılama yaptığınız için çok mutluyum. Bundan tam 5 sene önce 2016 bittiğinde bir söz vermiştim. Tokyo'da altınlar alacağım diye ve şimdi boynumda. Bravo! Don't you think this is starting to